Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan anestezi uzmanı Doktor Göksel Kütük ve Özge Özden yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yaşadıklarını anlattı. Siyasiler sağlık emekçilerine hedef ala dursun, onlar canlarını hiçe sayarak koronayla mücadele ediyor. Sağlıkçı kardeşlerime de diyorum ki yani yine bir şiirle onlara dağıtıklamak istiyorum. Sen bir devsin diyor Necip Fazıl şairimiz. Yükü ağırdır devin. Kalk ayağa dimdik doğrul ve sevin. Yarın bizim, yarınlar bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir diyor. O yüzden yani bugünleri de bu zorlukları da atlatacağız inşallah hep beraber. Doktor Göksel Kütük bu süreçte ön saflarda görev alan emekçilerden sadece biri. Onun gençlere bir uyarısı var. Genç kardeşlerimiz sanıyorlar ki yani bu hastalık bize bulaşmaz. Yaşlıların hastalığı, hani ek hastalığı olanların hastalığı. Öyle değil maalesef. Geçen hafta işte 30 yaşında genç bir arkadaşımızı, yani hemşire hanımızın eşini yatırdık. Maalesef yoğun bakımda takip ettiğimiz genç hastalarımız da oluyor. Onlar sadece sağlığı her anlamda sağlamaya çalışıyor. Psikolojik destek de bunlardan biri. Gerçekten yani yoğun bakıma giren, mesela içeride saatlerce kalan arkadaşlarımız var. Hani her türlü riske rağmen 6 saat çalışan, 8 saat çalışan insanlar var. Birkaç doktor arkadaşım dedi ki istesem dedi hani yarım saat içinde kendi oradaki tedavimi yapar çıkarım ama dedi o insanları görünce içim el vermiyor dedi. 2 saat onlarla sohbet ediyorum dedi, moral veriyorum dedi. Ha bu ne demek? O arkadaşlarımızın aslında kendilerinin hastalanması riskini arttırması demek ama hayat şey değil. Yani bizim de hasta olmayacağımızın bir garantisi yok. Anestezi uzmanı Doktor Özge Özden de Mart ayından itibaren COVID-19 yoğun bakımda görev yapıyor. Hastaların çoğunun ciddi solunum sıkıntısı başta olmak üzere kas ağrısı, kusma, ateş ve ishal şikayetleriyle geldiğini söyleyen Özden tedbir vurgusu yaptı. Evet, hasta sayısı çok fazla arttığında hangi sağlık sistemi olursa olsun yetersiz geleceğini düşünüyorum. Bunun için en önemli şeyin herkesin kişisel tedbirlerini alması gerektiği olduğunu düşünüyorum. Mutlaka maske kullanımının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar aylardır ailelerine hasret sağlık dağıtıyor. İstedikleri tek şey kurallara uyulması. En önemlisi de Mart ayından beri hiçbir şekilde özgürce dışarı çıkamıyorsun, dolaşamıyorsun. Dediğim gibi hiçbir şekilde anneme babama mesela Mart ayından beri sarılmadım.